sol ekrandan ışık giderse şu sol tarafta altta bir tane var, ona basacaksınız. Basın bunlara bir kez. Uzaktan bilgisayar oyunu gibi dursa da aslında tüm bunlar İETT'nin şoför alımında kullandığı psikolojik testler. 6 tane test uyguluyoruz. Bunlar muhakeme testi, tepki hızını ölçen test, sinyal testi, algıyı ölçen test, hız mesafe algılama testi. İstanbul trafiğinin çilesini çeken şoförler sadece diğer sürücülerle değil, yolcularla da baş etmek durumunda kalıyor. Böylesine stresli mesai saatlerinde desteğe ihtiyaçları oluyor. İşte psikoteknik değerlendirme merkezleri de tam da bu anda devreye giriyor. Trafikte ne kadar geniş alanı tarayıp ne kadar çok yeri görüp görmediğini ölçmeye yönelik bir test. Hem aynalardan arka tarafı görmüş oluyorsunuz, hem yanlar geniş açıyla görmüş oluyorsunuz. Karşıyı aynı anda da karşıyı görmeniz gerekiyor. Bu hız mesafe tahmin testi trafikte giderken öndeki araçla arasında ne kadar mesafe var onu tahmin edebilmesini kolaylaştırmaya yönelik becerilerini ölçen bir test. İşte önüne araba çıktığında aniden fren yapması gerekiyor ya da ne bileyim korna yapması gerekiyor. Bunlara tepki verebilmesi için gerekli özelliklerini ölçen bir test. Nasıl zor bir test mi bu? Biraz zeka isteyen, düşünce isteyen bir test. İstanbul trafiği gibi monoton akan trafiklerde kişinin dikkati dağılabilir. Bu da aynı şekilde monoton bir ortam ve kişinin dikkatini sürekli açık tutarak başarılı olabileceği bir test. Trafikte kullanıyor musunuz? Tabii trafikte bu. Yani şu anda hem sizinle işte hem aynalar, hem gelen ışıklar, hem araçlar ve kaçırmamanız gerekiyor. Peki şoförler testi geçemezse ne oluyor? Ayarlayamadınız mı mesafeyi? Bir mesafelerde ufak bir şeylik oluyor ama yine de testte oranımız kötü değil yani. Testten geçemeyen şoförlerimiz şoförlük yapamıyorlar ama rehabilitasyon amaçlı çeşitli test bataryalarımız da var. Bunlarla eksik olan becerilerine yönelik yine aynı test sistemi içerisinde iyileştirme çalışmaları yapabiliyoruz.